Video koda hoş geldiniz. Bu dersimizde Python'ı indireceğiz ve ortam kurulumlarını yapacağız. Öncelikle Python indirebilmek için python.org/slash/downloads kısmına geliyoruz, yani şuraya geliyoruz. Daha sonrasında burada bakın aktif Python releaselerini gösteriyor, yani farklı versiyonlarda indirebilirsiniz. Python 2 ve 3 arasında farklar var. Biz en güncel olanı kullanmak istiyoruz. Bunun için de Varsayılan olan şu anda 3.9.0 sürümünü indiriyorum. İndikten sonra egzenizi çalıştıralım. Burada arkadaşlar nereye kurulacağını gösteriyor. Şuradaki seçeneği de aslında tıklamamız gerekiyor. PT e ekleme seçeneği şu yüzden var arkadaşlar. Herhangi bir komut satırında Python yazdığımız takdirde gidip buradaki 3.9.0'ı oku şeklinde belirtiyor aslında oraya. Daha sonrasında tüm kullanıcılar için bu Python'ı kuruyorum. Kurulum bittikten sonra bunu kapatabiliriz arkadaşlar. Ee, burada isterseniz Using Python on Windows diyor. Buna basabilirsiniz nasıl kullanılması gerektiğini anlatıyor. Burada daha sonrasında e, bir komut satırı çalıştıracağım arkadaşlar. Bunu görebilmek için. Bir komut satırını açtıktan sonra Python yazalım. Ve bakın burada bize... Python 3.9 versiyonunu kurduğunu gösteriyor. Burada da istersek test edebiliriz. Print yazalım örnek olarak. Bakın bu şekilde kurulmuş oldu. Burada ikinci bir yöntem daha var arkadaşlar. Komut satırında Python yazdığımız takdirde eğer Windows 10 kullanıcısıysanız bakın burada Python 3.8'i indirebilirsin diye bir seçenek çıkıyor. Fakat ben bunu denemedim. Deneyenler yorum kısmına yazabilirler. Daha sonrasında arkadaşlar PyCharm'ı indirmemiz gerekiyor. Aslında Visual Studio Code da gerçekten iş görüyor arkadaşlar. Onu da kullanabilirsiniz. E, fakat ortam değişkenlerini daha uygun bir şekilde, daha kolay bir şekilde kontrol edebilmek için Pycharm tercih ediliyor. Daha sonrasında Pycharm'ı geliyoruz ve JetBrains'in sitesinden indiriyoruz. Burada yine tekrar burada Open Source, free olanı indiriyoruz, community desteği olan bu inerken arkadaşlar Visual Studio Code'da da dediğim gibi kullanılabilir. O yüzden Visual Studio Code'u da indirelim. Download kısmına geliyorum burada da. Şu web sayfasına giderek indirebilirsiniz. Burada kendinize uygun olanın 64 bit olanını indirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonrasında e, bu bunun kullanımı kolay arkadaşlar. Next, next, finish diyerek bunun kurulumunu bitirebiliyorsunuz. Burada bakalım bize ne gibi seçenekler sunacak. Burada arkadaşlar ben önceden kurduğum için bunu silsin mi diyor. Silelim bunu. Öncekini siliyorum. Şimdi tekrar geliyorum arkadaşlar. Burada 2023 versiyonunu biz kullanacağız. Burada arkadaşlar pay uzantılı dosyaları otomatik e, açmak için işaretlensin mi diyor. Bunu evet'e tıklıyoruz. Daha sonrasında eee folderlar, eğer bir klasörlerde sağ tıklayıp projeyi aç gibi seçenekler de olabiliyor. Bunu da işaretleyelim. Daha sonrasında next diyoruz ve install diyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında run diyelim arkadaşlar bir bakalım. Sözleşmeyi onaylıyorum ve devam ediyorum. Burada bir paylaşımını ben onaylamayacağım. Don't send diyorum o yüzden. Burada new project diyebiliriz. Burada bakın hangi interpreter dediği kısımda hangi versiyonu kullanacağını yazıyor arkadaşlar. Biz 3.9'u indirmiştik. Diğer versiyonları da kullanmak isteyebilirsiniz. Bilgisayarınızda birden fazla versiyon bulunabilir. Onları da buradan işaretlemesini yapıyorsunuz. Daha sonra da create diyoruz. Burada bakın örnek bir kod çıkardı bize arkadaşlar. Bu main pay seçili olarak bunu çalıştır dediğim zaman bakın alt kısımda high pay bize Python kodunun çıktısını göstermiş oldu. Peki arkadaşlar ben aynı bu dosyayı Visual Studio Code'da da açmak istiyorum. Explorer'da bunu açıyorum. Bakın burada Py uzantılı dosyaları seçtiğimiz için zaten direkt PyCharm'ın simgesi gelmiş oldu. Ben bunu VS Code açıyorum. Şimdi de VS Code'da nasıl bunu çalıştırabileceğimizi görelim. Zaten direkt Python kodunu açtığımız zaman bize diyor ki ee, Python için önerilen eklentileri kurmak istiyor musun? Install diyoruz arkadaşlar. Burada bize Python'ın eklentisini kuracak. Burada bu, bu şekilde bir uyarı size çıkmazsa daha sonrasında şuradan direkt Python diye aratıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada bakın linter diyor. PyLint is not installed. Bunu da kuralım arkadaşlar. PyLint. Kodu tanıması için bunu da kuruyoruz. Bu alt kısımda kuruluyor. Ee, diyor ki arkadaşlar şurada bir uyarı verdi. Pet kısmında e, tırnak işareti kullanmışız. Bu karakter sorun yaratabilir diyor. Fakat biz bir deneyelim yine de. Buraya geldim. Main payda. Bunun petini kopyalıyorum arkadaşlar. Bu klasöre gitmem gerekiyor. Şuradan burayı sildim. Klasöre gittim. Daha sonrasında. Python dedikten sonra main çalıştıralım. Bakın burada da çalıştı. Herhangi bir sorun oluşmadı. Peki bir sorun oluşması durumunda arkadaşlar bunu nasıl kontrol edeceğiz? Başlat menüsünden ortam değişkenleri yazıyoruz. Benim bilgisayarım İngilizce olduğu için environment diye yazsam çıkıyor direkt. Şurada environment variables ortam değişkenleri kısmına tıklıyoruz. Daha sonrasında burada pet var arkadaşlar. Bu pet'e geldikten sonra bakın burada Python 3.9'un Klasörlerin ikisini bulabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi de arkadaşlar Python'ın scriptlerini çalıştırmak için kullanılıyor. Buranın içerisinde pip de var arkadaşlar. E, pip biliyorsunuz Python'ın paket yöneticisi. E, herhangi bir paket yüklemek için şu klasörün altına gidip e, pip install dediğinizde buranın içerisindeki pip'i bulup onu çalıştırıyor aslında. E, bir sorun olduğunda bu iki dosyaya klasöre müdahale edebilirsiniz. Aslında çift tırnak hatası vermişti ama burada bir çift tırnak göremedim veya tek tırnak. Şurada da sistem değişkenleri bulunuyor arkadaşlar. Buraya da kaydedebiliyor. Buradan da kontrol yapmanız gerekiyor. Python kurulumumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.